yazıldığı zaman yazar hakkında Harun Yaşar Müstair ismini kullanan müellif denirdi, yazar Evet. denirdi. Daha sonra işte Harun Yaşar'ın Adnan Oktar olduğu ortaya çıktı. Daha sonra Adnan Oktar'ın bazı özel gazete ve dergilere röportajları çıktı. Daha sonra birdenbire tüm televizyon kanalları dünyanın her tarafından El Cezire, İran'dır, diğerleridir, mesela İncil, The Guardian'dı, meşhur gazeteler, dergiler hep röportaj almaya başladı ve biz buradayız şimdi. Nasıl oldu, nasıl karar verdiniz ki işte zamanıdır böyle ortaya çıkıp bu röportajlar verme lazım, önceleri yapmadınız mı? İşte onun kararını Allah kaderde almış. Allah öyle yaratmış. Öyle ilham ediyor önce. Önce kendini gizle diyor Allah. Sonra açığa çık diyor Allah. Ben onun farkına bile varmam. Yani Allah kalbe ilham eder onu. Kader içerisinde insan onu yapar. Yani bu planlaştırılmış bir şey değil. Hayır hayır değil. Bu sadece Cenab-ı Hakk'ın. Tabii ilham eder Allah. Evet. Sonra hocam, Hazreti İsa'nın dönüşü hakkında ittifak halindeyiz diyorsunuz Hristiyanlarla. Ama Hristiyan ve Müslümanlık aynı din olacak. Nasıl olacak hocam bu? Önce biliyorsun Musevi'di Hazreti İsa geldiğinde Hristiyanlığa kalbetti dini. Şimdi Hristiyanlığı da Müslümanlığa kalbedecek, değiştirecek. Yani madem bana bağlısınız diyecek Hazreti İsa. Değil mi? İsevi değil mi bu adamlar? İsevisiniz. Ben de sizin peygamberinizim. Tamam. O zaman ben Kur'an'a tabi oldum. Siz de Kur'an'a tabi olun diyecek. O kadar. Yani onlar da inanacaklar, onlar Müslüman mı Tabii ki. olacaklar? Tabii ki. Peki hocam, Hazreti İsa geldiği zaman ona vahiy gelecek mi yoksa? Gelecek ama kendi sorumlu olur o vahiyden. Yani bizler sorumlu olmayacağız. O zaman geldiği zaman hocam, peki Hazreti İsa Mehdi'nin ordusunun bir üyesi mi olacak? Ferdi mi olacak? Mehdi'ye yardımcı olacak, evet. Evet, hatta buna işaret eden bir ayet vardır Kur'an'da. Allah peygamberlerden söz aldı diyor, ayet var. Senden, yani Hazreti Muhammed'den, İsa'dan, Nuh'tan, İbrahim'den söz aldı diyor. Bu büyük yemin diyor Allah bunu. Bunu aldınız, kabul ettiniz mi diyor Allah bu Yani bu yemini. Mehdi'nin de emri değil mi? Bu evet bu Mehdi'ye işaret ediyor işte bu. Çünkü peygamberimizin de yemin ettiğine göre başka biri olması gerekiyor. Bunu yapabilecek şu an tek peygamber kaldı İsa. İsa'nın gelmesi lazım. İsa gelince de bir elçiye yardım etmesi gerekiyor. Bu elçi işte Resul olarak geçen Mehdi Resul'dür. Said Nursi'nin kitaplarında da Mehdi Resul olarak geçiyor. Ve elçidir bu insan. Hocam bir de böyle bir iki özel soru da sorayım son olarak. Mesela biliyorsunuz Türkiye'de şu anda hapiste olan Doğu Perince'nin bir sözü oldu, lafı oldu ki işte AK Parti'nin iktidara gelmesinin sebebi Adnan Oktar'dır. Çünkü her tarafta nasıl oldu? Bir parti böyle iktidara getirip iktidardan götürebiliyor musunuz? Öyle güçlü misiniz? Doğu Perinçek solun en zeki isimlerinden birisidir. Ve olayı en akılcı, ilmi tahlil edebilen, felsefi boyutunu en iyi değerlendiren insandır. Çünkü çevresi de öyle entelektüellerden oluşmuş bir yapıdır. Yani ben düşüncelerine katılmıyorum ama bu yönü doğru. O inceleme içerisinde hakikaten Türkiye'deki bu imani çalışmaların, antidalimi çalışmaların AKP'yi iktidara getiren zemini, inanç zeminini oluşturduğunu gördü. Bu MHP'ye de çok faydası oldu bizim bu imani çalışmalarımızın. AKP'ye de faydası oldu hakikaten. Hocam bir de Saadettin Tantan'ın eski zannedersem bakan mıydı? Evet. İçişleri Onun Bakanı. İçişleri Bakanı. Onun bir sözü vardı. İşte Azerbaycan'da da onu kullanıyorlar bazıları, Alep'te olan insanlar. İşte APO'dan daha tehlikeli. Gerçekten siz bu 30 bin insandan fazla insan mı öldürdünüz yoksa nasıl yaptınız? Ben APO'dan tabii ki daha tehlikeliyim ama PKK'ya karşı. Yani PKK'ya karşı, PKK düşüncesine, komünist düşünceye karşı en büyük tehlike benim. Ama adam zaten bir devletin bakanı. O da zaten PKK'ya karşı. Neden böyle bir şey Yeni söylüyorsunuz? suçmuştur. Böyle demek isterken öyle demiştir. Yani komünizme karşı, PKK'ya karşı en büyük tehlike budur. Bu kişidir. En etkili bu kişidir demek isterken öyle yanlış anlaşılma olmuştur. İnşallah. Hocam bir de mesela bazen hadis kitaplarında Hazreti Mehdi'nin Şam'dan çıkacağı, bazılarında işte İstanbul'la ilgili rivayetler vardır. Bazıları daha sonra bu Orta Doğu'da Hazreti İsa ile birleşerek tüm dünyanın semavi dinlerinin Doğru. işte olduğu yer olan Kudüs'te veyahut da İsrail'de, Filistin'de bazı şeyler gerçekleştireceği söyleniyor. Siz de ben buradan çıkmam dışarı diyorsunuz. Çıkmayı düşünüyor musunuz ne zaman? Ama şimdi orada benim Mehdi oldum peki kesinleşmiş gibi. Hayır yani böyle hadisler Benim öyle böyle bir çok. iddiam yok. Benim öyle bir Şimdi iddiam peki yok. siz çıkmayı düşünüyor musunuz? Tamam bu olayı koyalım bir kenara. Ben Türk İslam Birliği kuruluncaya kadar İstanbul'dayım.
İnşallah. Yani ben bu idealim oluşuncaya kadar İstanbul'da durmayı düşünüyorum. Bu oluştuktan sonra oh, dünyalar benim. Her yere giderim yani inşallah. Aynı zamanda evlenirim diye demiştim. Evet, evlenirim de dünyayı da gezerim ama önce şu bir olsun. Şu terör, anarşi bir kalksın. Şu milletin yüzü bir gülsün. Bütün milletin yüzü asık. Sokağa çıkıyorum, bakıyorum. Kimsenin gözünde ne bir güzelliğe karşı bir eğilim var, ne bir estetiğe karşı bir eğilim var. Ne sevgiye, ne heyecana, ne aşka, ne muhabbete karşı bir eğilim var. Yani manen böyle bir çökmüş gibi bir görünüm var. Önce bunların bir kalkması lazım. Bir mutlu olsun şu benim millet. Türk milleti bir mutlu olsun. İslam alemi bir mutlu olsun. Bir birleşelim. Şöyle bir bayram havası essin. O zaman gezeriz. Evet hocam, böyle bir düşünce daha vardı. Mesela sizin yaptığınız bu Türk-İslam Birliği, Osmanlı'yı yeniden getirmek ve Osmanlı'nın üç kıtada oynattığı diyelim ki topraklara dönmek ve Osmanlı'yı tüm dünyada yeniden süper güç yapmak. Böyle bir düşünceniz var mı hocam? Osmanlı modeli benim dediğim modelde küçük bir çekirdek oluşturuyor. Benim dediğim model çok çok daha büyük, çok çok daha kapsamlı. Çok çok daha fazla mutluluk getiren, modern, güçlü, bütün dünyaya huzur veren, Türk-İslam alemini bayram sevincine boğan, onları böyle mutluluktan, heyecandan, aşktan yerinde duramaz hale getiren bir sistem benim söylediğim. Ama Osmanlı flu bir çekirdek olabilir. Ama benim asıl istediğim model o değil. Tabii çok daha canlı, çok daha güçlü. Ekonomide de, sanatta da, bilimde de olağanüstü atılımlar yapılan bir model. Bütün Türk devletlerinin iç içe olduğu, bayram havası esen bir model. Bütün İslam aleminin de kardeşliğini, birliğini, beraberliğini sağlayan bir model. Ama Amerika'yı da huzura kavuşturan, Rusya'yı da huzura kavuşturan, Çin'i huzura kavuşturan, İsrail'i, Ermenistan'ı da kurtaran, onları da zengin eden, onların da refahını ve huzurunu hedefleyen bir sistem. Hocam kusura bakmayın, bir oradan bir buradan soruyorum. Şimdi birçok belgesellerde mesela anarşiyle ilgili, terörle ilgili olaylar olduğu zaman mesela hep soruldu. Karabağ'la ilgili, Hocalı'yla ilgili hiçbir böyle şey yok, alıntı yok. Bunun sebebi var mı hocam? Neden yok hocam? Benim için Azerbaycan özel, hatta biraz da gizli çalışma yapılması gereken bir yerdir. Gizli derken yani örtülü çalışma yapılması gereken bir yerde. Mesela Darwinizm ilgili bir çalışma bile bir örtülü çalışmadır. Sonunda orayı kurtaracak bir sistemdir bu. Mesela Azerbaycan'da bir imani çalışma, imani coşku, Ermenistan'ın baskısına karşı halkın gücünü artıran, Türk halkının gücünü artıran, oradaki milletimin gücünü artıran bir çalışmadır. Bunlar bir örtülü çalışmadır. Yani aleni çalışman o kadar etkili olmaz. Örtülü, içten, güçlü, yani insanların gönlüne, kalbine hitap edecek önemli çalışma. Onu kastediyorsun değil mi hocam? Yani siyasi çalışmadan hiçbir şey çıkmaz onlardan. Asıl budur yani. İmani güçten, manevi heyecanla elde edilen yapı her şeyi yerle bir eder. Her şeyi düzeltir, güzel hale getirir. Hocam İnşallah. Avrupa Birliği Türkiye'de din eğitiminin yasaklanmasını istiyor şu anda. Ve Azerbaycan'da zaten din eğitimi diye bir şey yok. Yani bu, ne düşünüyorsunuz hocam bu konuda? Avrupa Birliği sizin bu yaptıklarınızdan dolayı mı böyle tedirgin olmuş? Tüm Türkçü devlette, hatta Türkiye'nin kendisinde bile din, kültür ve ahlak bilgisi kitabı var zannedersem. Onun yasaklanmasını, din eğitiminin olmamasını, nüfus cüzdanına silinmesini istiyor. Bunlar çok cılız din karşıtı faaliyetlerdir. Yani millet, Türk milleti dinini oradaki kitaplardaki yazılardan okumuyor, öğrenmiyorlar. Yani oradaki bilgiler zaten çok çok yetersiz, çok çok az olan bilgiler. Bizim gençlerimiz internetten okurlar daha çok. Benim gördüğüm o şekilde. Ve öyle bir öğreniyorlar ki, oradaki öğrenmenin milyonlarca mislini öğreniyorlar ve çok mükemmel öğreniyor ve öğrendiler de. Bu bilgiyle zaten birbirlerine de konuları aktarıyorlar. Bu kısa sürede çok güzel neticelenecek şey. Yoksa dinhanesine isim çıkartmak, efendim din eğitimini yasaklamak, bunlardan hiçbir şey çıkmaz. Hocam peki mesela diyelim ki istiyorsanız, çünkü bunlar olduğu zaman insanlarımız internetten öğreniyorlar. Ama biz internetten ilk mesela öğrendiğimiz zaman baktık sizin bazı teferruatlara girmiyorsunuz. O teferruatlardan birisi tabii ki soruldu onlar size, biz bir daha teşhir edelim.
Türkiye'de bu olan, hatta başbakanın kızları bile Türkiye'de okuyamadı, ciddi Amerika'da okudular. İşte tesettürle, hicabla ilgili problemler oldu. Yani bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Neden bu konulara mesela hiç dokunmadınız, temas etmediniz? Bizim dokunduğumuz konular sonucunda %46 oy almıştır AKP. Yani MHP tırmanışa geçmiştir. Olağanüstü güç kazanmıştır. Yani imani çalışmalar bu tip siyasi oluşumlara da temelden çok etki yapar. Ama tabii MHP'nin kendi